muhasebe standartlarını düzenli denetim standartı düzenli. O da yetmiyor. Denetçinin lisansımızı düzenli. Böyle bir şey yok. Ben şunu söylüyorum. Bakın her yerde bir çağrı yenileceğim. Geçen gün bir markada yeniledim. Kim olursa olsun oturduğu yerden 80 kişilik camiayı göz ardı ederek bu camiayla nasıl ki TTK tartışılırken iş dünyasıyla bir uzlaşmayla olay çözümlenmek istiyorsa kim olursa olsun bizim herkese uzlaşmak zorunda. Ve şunu savunuyoruz. Diyoruz ki denetimde nitelik olarak aranan boyut şudur. Önce bir lisans mezunu olacak. Arkasından staj yapacak. Arkasından sınav yapacak. Bunun adı değerli arkadaşlarım Volkan Demir Hocam çıksın. Aksi bir şey varsa buradan anlatsın. Ve bunun adı size alın ruhsattır. Sakın o ruhsatın bazı detaylara takılmayın. Onu eğitimle aşmamız hiçbir nedeni yok. Arkasından denetim işini yapacaklar da şuna bakıyor. Bir meslek mensubu olma zorunluluğu bu kanunda var. Arkasından da belli bir eğitime katılma zorunluluğu var. Bunlar hepsi hazır. Şimdi biz şöyle bir algı çıkmasın. 80 bin kişinin camianın buradan altında çizerek söylüyorum. 80 bin arkadaşımızı denetçi yapmak gibi bir iddiamız yoktur. Bir kere altını çiziyorum. 80 bin arkadaşımızı denetçi yapmak gibi iddiamız yoktur. TTK eğitimine katıldınız. Lütfen bir kez daha buradan çıktığı zaman gözden geçiriniz. Denetim işini yapmak o kadar basit bir şey değil sevgili arkadaşlar. Sorumlulukları var. İş dünyasının üstlerinin sorumluluğu kadar denetçi de sorumlulukları üstleniyor. Biz şunu ortaya koyduk. Gittim her bölge toplantısında da sordum. SPK sınavına giren arkadaşlarıma sordum. Bu sınava girdiğinizde, bu sınavı tamamladığınız zaman bir denetim raporunu düzenleyebilir misiniz? Bir Allah'ın kulu düzenleyebilirim demedi sevgili arkadaşlar. Ve başarı oranı da %5'tir. Ama bizim buradaki iddiamız şu, bunu göreceksiniz. TTK'da eksiklerimiz olabilir. TFRS'in 2 günde eğitim olmayabilir. Baştan söylüyorum. Ama hatırlayın, tek düzen uygulama tebliğinde olduğu gibi tek bir kişi kalıncaya kadar biz bu eğitimlere devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Bir gelişe duymayız. Bu birinci tur. 2, 3, 4, 5 uzaktan eğitimlerimiz yeter ki siz bir şeye karar verin. Ben bu finansal tablo düzenlisi olarak bu işi bilmek zorundayım, öğrenmek zorundayım konusundaki farkındalığınızı görün. Bunu gördüğünüz zaman biz oda olarak görürüz. Nedir? Eğitim konusunda sonuna kadar sizinizde yer alın. Şimdi geliyorum denetim konusuna. İşler burada değişti. Kusura bakmayın. Yani biz sınava karşı çıkarken her önüne gelen her bu eğitime katılan arkadaşımız denetçi olsun bir iddiamız yok sevgili arkadaşlar. Ne olacak? Şu olacak. Sıkı bir şekilde denetim eğitimine katılan arkadaşlar lütfen bir kez daha gözden geçiriniz yolu devam konusunda. Ama unutmayınız. Yani ya ben denetim işine giremiyorum. Ne yapacağım düşün? Finansal tablo düzenlemek yani onun kadar önemli. Aslında olmadan zaten bir iş yapma şansınız yok. Ne olacak? Şu olacak. 36 saat sanal eğitimlerimiz var. 42 saatte yüz yüze eğitimlerimiz var. Bu eğitimlerdeki tek amacımız bakın elemek değil. İşi öğrenip öğrenmediğiniz yolundaki sizi takip etmek. Eğer öğreniyorsanız sorun yok. Arkasından yüz yüze eğitimdeki tek amacınız şudur. Ki TTK'da özü bunun üzerine dayalıdır. Ne diyor ünlü olacak? Denetçi fotoğrafı doğru çekmeli. Biz de o fotoğrafı doğru çekmenizle ilgili olan bir bilgiyi size paylaşacağız. Yani raporu nasıl düzenleyeceğini, kaliteli düzenleme konusundaki bir eğitim amaçlanmıştır. Ya ben işte gelmeyeyim, uzaktan bakayım. İşte oda yönetiminde görmezden gelip net olarak söylüyorum. En yakın arkadaşımız dahi olsa buna asla izin verilmeyecektir. O eğitime katılacağız. Çünkü tarihi bir sorumluluk taşıyor herkes. Denetçi o raporu düzenlediği zaman yıllarca çilesini çektik. Vergi tabloları ortada. Vergi beyanlamaları ortada. Ve yıllarca vergi için muhasebe yaptık. Horlandık, ezildik. Ama şimdi bilgi için muhasebe döneminde
asla bu konuda taviz vermeyeceğiz. Ama şuna inanıyorum ki o eğitimi tamamlayan arkadaşım gönül rahatlığıyla etrafındaki dokümanlarıyla o denetim raporunun fotoğrafını da doğru çekebilecektir. Lütfen konuyu böyle görmenizi istiyorum. Ve sözü burada noktalarken gerçekten sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Ve bizim camiamız kadar bu kadar dinamik, bu kadar eğitimden yana olan bir camia yoktur. Gönül istiyor ki sizlerin bu eğitimi yapması temel amacı şuydu. Çoğunluk işte çalışmanızdan dolayı hafta sonları talebiniz olmuş. Biz de bunu değerlendirdik. Olanakın ölçüsünde bunların tekrarını yapmaya devam edeceğiz. Siz yeter ki bu eğitimlerden yana olun. Bu eğitimi katılmanızdan dolayı sizlerin tüm çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bu yeri oluşmasında PERPO yönetimine sayın başkanlarımız da kendisine teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın dışında sevgili Volkan Demir hocama o bizden biri olarak her zaman bizi kırıp yerip çok yoğun bir zamanı olmasına rağmen yine sizler birlikte olduğu için ona da şimdiden katkılarını teşekkür ediyorum. Size saygılar, sevgiler diliyorum. Evet, şimdi huzurlarınızda Sayın Hocam, Doçent Doktor Volkan Demir Hocamızı davet ediyoruz. Eğitimini vermek üzere. Kendisine çok teşekkür ederim.